Hocam bir şey hocam Dünya üçüncüsü olduk biz sizinle. E sonrası gelmedi. O bir tesadüf müydü? İşte söylemeye çalıştığım şey o gün de aynı şeyi söyledim. Bugün hatta arşivlere baktığınız zaman söylersiniz. Biz Dünya Kupası üçüncü olduğumuzda da Dünya Futbol Ülkesi olarak üçüncü olmadığımızı söyledim. Ne demek o? Şu demek e, sizin zaman zaman aldığınız sağ sonuçları sizin her işi doğru yaptığınızı göstermez. Hmm. Yani bu hayat içinde öyle bir şey. Mesela ne yanlış yapılıyor Türkiye'de? Şimdi bir defa kulüplerin kurumsal yapısı, Ekonomi, idari, teknik yapıda yeniden bir yapılanma gerekiyor. Siz hep diyorsunuz ki en büyük, Türkiye futbolundaki en büyük başarısızlık ekonomik başarısızlıktır. Sonrası sonra konuşulur. Ya şöyle ekonomik değil. İdari, ekonomik, teknik. Ama teknik ilk başta değildir. Hmm. Yani şimdi futbol 50 sene öncesine ben giriyorum. 54, 53 senede bu iş içerisindeyim. 34 sene, 33 34 sene antrenör, 20 sene futbolculuk ve yaşam felsefemiz içerisinde iş olarak da girdi. Dolayısıyla her gün içinde olduğum bu işte bildiğimi söyleyemiyorum. Ben bildiklerimi paylaşıyorum. Yani ben bu işi bildim diye diyemezsin. Çünkü her gün bir yenilik var. 50 sene önce malzemesi olmayan, tesisi olmayan, eğitimi çok kıt kanaat olan, futbola ilgisini olmadığı bir dönemde oynamaya çalışırken bugün o malzemeleri size sponsorlar para karşı, para vererek de veriyorlar giy diye. Ekonomisi ee, o zaman futbol oynasanız bile hayatınızı kurtaramazsınız. Bugün 1-2 yılda da iyi futbolcu hayatını kurtarabilir. Çok şey değişti. Yani futbol da para araşken şimdi amaç gibi oldu. Amaç olmasını doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. Erce tartışılabilir ama ben onu doğru bulmuyorum. Çünkü her şeyin değeri tam yerinde olması lazım. Değeri paraya dönüştü. Ama parayla mesela bir oyuncu 200 milyon euroya bir kulüpten bir kulübe transfer oldu Neymar. Şimdi Neymar 200 milyon euro transfer olduktan sonra Paris Saint Germain'de daha mı iyi oynadı? Hayır. Hayır Neden verildi? Çünkü daha önceki oyunun karşılığı verildi. Ama bu doğru mu? İşte bu irdelenmesi lazım. Bizde de bir oyuncuya e, ne kadar para verilir? Para ölçüsü %100 bir ölçü değildir ama değer ölçüsünü üstünde verirseniz hem oyuncuyu hem futbolu kaybedersiniz. Biz yeniden bir yapılanma içerisinde altyapı eğitimlerini yaparak işte bu akademiler kurarak oyuncularımızı okulda okutarak ve oynatarak. Ben okulda okurken benim için futbol engeldi. Yani çünkü devamsızlıkta, sınıfta kalma durumum var. Yoğun bir ders programı var. Ama şimdi sağ olsun bakanlığımızın da katkılarıyla vakıf üniversitelerinde milli sporculara bu burs da, burs imkanı da veriyorlar. Şimdi ama ben o, o tarafına değilim. Yani gelecek olan nesiller bugün mesela geçmişte çok iyi e, e, kabiliyetli oyuncularımız vardı. Bugün de var. Ama bunlar yarışanlar, gelecek olanlara bu idol olan mesela genç oyuncularımızın tuşuna gitmesi heveslendiriyor. Oradaki bölgedeki çocuklar da o, aynısını olmak istiyor. Trabzon Trabzonspor, Trabzonspor ve Trabzon buna güzel bir örnek.